ikinizle. Benim puanım 5. 5. Kapatabilirsiniz. 4. Hangi puan arasında peki, gidip geldiniz? Peki 5'lik bir şey miydi Ümmü Hanım? O zaten pişmanlığını yaşayacak bence. Çünkü onu verirken bile... Hani bir an tereddüte düştünüz ya, daha fazla verildiğini düştünüz daha mı az? Az değildi bence. Hani şu anda bu aslında normal. Hani daha fazlasını verseydim bence beğenmediğim için veremedim. Neyi beğenmedin de onu verdin? Çorbanı beğenmedin. Başka? Pilavını beğenmedin. Başka? Neyse onun günü de var. Böreğini beğenmedin. Benim günüm de var. Tamam lezzetli olmazsa benim günüme de sen nasıl biliyorsun nasıl öyle. Ama pişmanlığı nasıl yaşadınız onu anlamadım ben. Pişmanım fazla ben verirsem daha... Şimdi hangi puanla puan arasında gidip geldiniz? 4'ü verdiği için, 6'yı da verdiği için bana da 7'yi veremeyeceğiniz için 5'i mi verdiniz? Evet öyle oldu. Ya 7 ve 5 arasına gidip geldiniz. Evet. Zaten 3 veremezdiniz. Yani verebilirdiniz. 3 vermek zaten istemiyorum. Yok 3 veremiyorum. 3'lü bir masa olduğunu da zaten düşünmüyorum ama. Öyle anlaştık. Ki hani 6'yı kullandım deyip de bana da 5'i vermeniz de biraz şey oldu yani. Peki ama bakalım. Ama pişmanlığınız da var yüzünüzde. Gönül Hanım'dan. Hayır verdiğim için gerçekten yemeklerini her birisini beğenmedim. Yok yüzümde bunu verdiğim için pişman değilim. Neyi değiştirmek istediniz o zaman? Yani gidip geliyorum, pişmanlığım yok şu anda. Gerçekten bu puanı verdiğim için pişman değilim. Peki Gönül Hanım'dan bakalım son puan gelecek. Bekle şekerim. Buyurun Gönül Hanım, açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Puanım 6. 6. Kapatabilirsin. 6 verdim, 6 aldım. Değiştirdik yani. Ben... Puanını kendi kendine vermiş oldum, ben de kendi kendime. Hiçbir değişiklik yok yani. Yok, öyle, öyle şey yapma. Yok, yok. Öyle değil. Peki, belli. Puanlar böyle, eline emeğe sağlık.